Şimdi biliyorsun ki aslında karot incelemeleriyle yapılıyor daha detaylı incelemeler. Yoksa hani ilk tespit daha basit. Yani hem gözle hem bazı araçlarla yapıyorlar ama ikinci tespit laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor karotla. Ve bunun işte çeşitli şirketler var, bunu inceliyorlar, araştırıyorlar. İşte özel firmalar bunu belirli meblağlara yapıyorlar. İşte 100 binden 200 bine, 50 bine farklı fiyatlara. Şimdi dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani az hasarlı olsa da o binalarda yaşayacak olanlar bu depremi yaşadıktan sonra öyle kolay kolay hani gönül rahatlığıyla içeri girmezler. Eğer hani maddi durumları imkan veriyorsa eminim ki onlar da ayrıca bir şey yapacaklardır. Yapmadan da girmeyeceklerdir. Çünkü hani biz buradan hissetmedik, bunları bir yaşamadık. Ama insanlar merdivenlere çarparak aşağıya indiler, az hasarlı bile olsa evlerinden. Şimdi tekrar aynı kabusa dönmek istemeyebilirler ve yaşadıkları gördükten sonra. Gaziantep mesela evet, hani yani kolay değil ya bro. Yani o yüzden depremi yaşadıktan sonra insanlar evlerine giremiyor. Giremezler. Yani o yüzden de bunun tekrar tekrar karot örneği alınarak laboratuvar ortamında kontrol edilerek ben eminim ki hem demirine hem çimentosuna baktırarak girmek isteyeceklerdir. O yüzden mesela bu konuda bu işi yapan firmalara ile ilgili hem sayısını arttırmaları hem de belki bu meblağları biraz indirmeleri gerekiyor. Çok yüksek rakamlar çünkü şu anki şartlar altında. Yani biz deprem bölgesini bir kenara bırakalım. İstanbul'da evini yaptırmak isteyen binalar bile. Düşünsene 10 haneli bina 200 bin lira bir maliyet çıktı. Daire başına 20 lira yapar. Daire başına 20 lira yine az değil. Bu kişinin kirası 10 bin lira olsa iki kirayı şimdi buna verecek. Dolayısıyla buralarda bir katkı sağlamak gerekiyor, bir destek sağlamak gerekiyor, bir kredi sağlamak gerekiyor. Ya da bu firmaların sağladığı hizmetlerin bir standartizasyon olması lazım fiyat anlamında. Yani 50 bine yapan da var, 100 bine yapan da var. Vallahi 200 70 bine binin yapan altını da var. Görmedim ben. Ha işte sen sormuşsun, 70 bin altında yapan yok. Yok. Yani bu meblağlar da kat sayısı belli bir yerdeyse, hane sayısı belli tabii, bir noktadaysa. Tabii tabii onu söylemek istiyorum. O yüzden yani mesela aynı katta 4, 2 daire değil de 4 daire varsa o fiyat 100 bini geçiyor. İşte o yüzden yani bu işe gerçekten bizim bundan sonraki en büyük problemimiz bu çünkü. Yani biz bu depremin yaralarını saracağız inşallah ama esas hane başına en az 7 bin 8 bin düşüyor. Tabii tabii o kadar işte onu söylüyorum. Yani bir kiradan aşağı değil minimum. Yani dolayısıyla ağır bir meblağ yani abi baktığın benim zaman birçok kişi için bugünkü ekonomik koşullar düşündüğünde. Öyle çok ağır yani evet. 7 8 bin liraya binanızı kontrol ettireceksiniz. Hasar, herkes yani aynı şeyi soruyor. Binanın katı arttıkça fiyatı artıyor. Şimdi bugün birçok özel sektör binası, diyelim çok çok katlı binalar da var. Sadece eski binalar değil bunlar. Yani onları kontrol ettirmek belki evet, yarım milyonu bulacak yani kimi yerlerde. Bir anda modaya uyduk. Depreme çok dayanıklı diye söylendi 2000 yılından sonra yapılan büyük binalar ama. Yani onu işte denetim çok önemli olduğu için burada gördük. Öyle olmadığını biliyoruz. Yani en azından belli bir kesimdeki bina yeni de olsa yıkıldı. Evet, devrildi evet, hatta yıkılmayı bırak devrildi. Şimdi burada söylemeyeceğim. Benim arkadaşım mesela 2017'de bir eve taşındılar. Geçen gün bir şey yazmış. Neyse sonra söylerim. Diyor ki ben bu binaya güvenmiyorum ki diyor. Niye dedim aldın? Ne yapayım diyor. Yani İstanbul'da maalesef insanlar mecbur yaşamak zorunda. Mecbur kalıyorsun zorunda. Elindeki paraya göre gidip bir alıyorsunuz. Birçok kişi oturduğu binadan sıkıntılı olduğunu farkında, bakarak bile farkında ama işte bununla yaşıyor şu an çok sıkıntılı bir durum. Kontrol ettir, bütün hanelerin onay vermesi lazım bir de. Hayır, şu var, ettirdiğiniz zaman anında yani Çevre Bakanlığı'na ettirdiğiniz itibaren 60 gün içinde boşaltmanız gerekiyor ağır hasarlı çıkarsa, ağır yani riskli bulunursa, ağır ya, riskli bulunursa. Kiralar olmuş 20 bin şimdi lira. Dolayısıyla buralarda onun oturduğu bölgede. Acilen yani acilen. Ben mesela özellikle yani bu konuda kamu bankaları artık maaşlar yetmiyor kiraya. Ya maaşı falan bir kenara bence şu gerekiyor. Biz hani konut projesi diyorduk işte orta gelirliye konut projesi falan. Bence bana kalırsa o orta gelirli konut projesi falan hemen rafa kaldırılmalı artık. Yani orada biz hazine desteği veriyoruz çünkü. Hemen onun rafa kaldırılıp oradaki sağlanacak olan kaynağın hemen İstanbul ve Marmara bölgesinde özellikle ya da Türkiye genelinde olabilir bu. Riskli olabilecek evlere kredi olarak yani şundan çünkü müteahhit geliyor size diyor ki şu an ben diyor inşaat gelmiyor yapım, zaten manzarası yok. Falan yoksa. Hayır Ebru şimdi 60 gün içinde yıkılacak deniyor ya. Gelmiyor. Hayır sen rapor aldın 60 gün içinde yıkman gerekiyor diyelim. Yıkmam gerekiyor. Müteahhit geliyor ki inşaat maliyetleri itibariyle bugün bir daire diyor 1 milyon diyor minimum. Yani yapabileceğim en düşük rakam 1 milyon diyor. Onu da sana şu kadar zamanda teslim edeceğim evi diyor. Yani yıkarım
Ondan sonra bunu yaparım, bir yıl sonra veririm evini diyor. Ama sen de bu kadar para vereceksin diyor. Şimdi o 1 milyon, yani 1 milyon minimum söylenen rakamlar. Dolayısıyla hemen yani bu kişilerin yani riskli 60 gün içinde boşalt denilen İnsanlardan 1 milyon falan mı isteniyor? Yani şu evi yaptırmak için yeniden minimum 1 milyon. Yani herhangi bir semtteki... Ben 200'lerde, 100'lerde falan kalmışım, 100 binlerde falan kalmışım. Hayır olur mu? Yani ev yapıyorsun. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hızlıca bu kişilere artık kaynak aktarmalıyız. Yani evini yenileyene sıfıra yakın faizle kredi vererek... Bir emekli evleri... 1 milyon nasıl verecek? Ebru, şunu için söylüyorum bunu. Yani eğer sen rapor aldın, apartmanda 10 kişi var, 3 kişi gitti, aldı raporu. 60 günde yıkılacak deniyor burası diyelim. Yıkılacaksa ne yapacak? Yasa bu. Yıkılacaksın. Yani hemen 60 gün içinde yıkıldıktan sonraki için... insanlara kaynak sağlaman gerekiyor, başka yolu yok. O insanların güvencesini sağlaman gerekiyor, hatta taşıman gerekiyor. Bir kısmının sübvanse edilmesi gerekiyor. İşte tam o yüzden söylüyorum. Böyle orta gelirliye yaptığımız konut projesi kampanyasını hemen rafa kaldırıp oraya sağladığımız hazine kaynağını hemen buraya aktararak seferber etmek lazım. Hızlıca seferber etmek lazım. Ama yardımla, destekle seferber. Ya zaten sübvanse edilerek, başka türlü doğru, olmaz. Doğru. Yoksa İstanbul'da 90 milyon riskli bina olduğu söyleniyor. Çok ciddi sıkıntı. Yani şu anda kaç kişi de bilmiyorum, 1 milyon. Yani vardır tabii de ama hani gelir dağılımına bakıldığında emekli maaşla geçinen biri için 1 milyon büyük rakam olabilir. Çalışan çok, için de canım çok. Yani 1 milyon emekli, büyük onun rakam. Zaten, ona zaten şunu söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın ama burada devlet bunu üstlenecek bir kısmını ve öyle 10 yıllık kredi değil. Ona 20-25 yıllık kredi vereceksiniz yani bazı ki insanlar için az gelebilir ama 1 milyon zaten, bir sürü insan için ama büyük para. Ama o ödeyemediği için diğer binadaki insanların da hayatı riske girer. Dolayısıyla bu olmaz. Yani senin bunu tamamını düşünerek yapman lazım. Kamu devreye girecek, başka bunun çaresi yok. Şimdi TOKİ evler yapacak. Önce konteynerler, çadır kentler kurulacak değil mi anladığım? Evet. Sonra da ilk etapta 30 bin ev inşa edileceğini Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Mesela Adıyaman'da TOKİ ev yapacak diyor. Bir an önce hem geçici konteynerler hem de işte evlerin yapılması. Konteynerler geçici mi olacak? Yani şöyle, prefabrik yapılar daha kalıcı olacaklar. Çünkü içlerinde işte odalar var, banyo vesaire. Ama konteynerler yani tabii ki geçici olacak. Çünkü konteynerlerde her ne kadar bölünmüş odalar olsa bile yani uzun süreli yani kalamaz. Evet. Ama prefabrik yapılar için bildiğim kadarıyla onların meblağları da yüksek çünkü. Yani böyle 100 bin lira falan değil onlar. 300-400 bin liralara minimum yapılıyor. Doğru, konteynerler evet, 100 bin liraya yani, çıkmış. Tabii prefabrikler daha uzun yaşamaya müsait. Onlar muhtemelen eğer ilgili belediyeler doğru yerleri gösterirse kalıcı olacaklar. Evet, bu konteynerler de eskisi gibi değil artık, böyle yalıtımı vesairesi, o iki odalı, banyolu, bayağı yine içi geniş konteynerler. Onlar dolayısıyla da var muhtemelen ama evet, de yani, bu büyük bir olasılıkla onlardan yapılıyor zaten. Yani bu, İnsanlar bu aşı ona yapıyor. Devremlik tatil değil ki bu. Yani tabii, hayatını geçireceksin. Aynen, yazın sıcak, yani, soğuk. Tiny house diyerek böyle falan değil. Öyle bir şey yok. Yani, aynen, bütün olasılıklar evet, değerlendirilerek tabii, üretim yapılıyor. Onu da iyi seçiyorlar, onu evet, biliyorum. Bağış yapanlar bunun takibini de yapıyorlar. Öyle evet, yani. Yani o yüzden hani alelacele evet, şimdi barınma sorunumuz var. Ama bir de kalıcı olacakları düşünmek gerekiyor. Evet, o bağıştan, o konfordan, o hani iyisi yapılsın, iyi üretilsin, iyi olsun kısmında şey yapmıyorlar. Yani ev gibi dikkat ediyorlar, öyle gözlemlerim. Bambaşka bir öyle göç dalgası olacak ki oldu zaten. İnsanların öyle dönüşü de zorlaşıyor. Başka ekonomik problemlere sebebiyet verebilir bu. İnsanları halihazırdaki memleketlerinde ekonomisiyle, işiyle bazıları da diyor ki oradan insanları gerekiyor, alalım, tahliye edelim, inşa edelim, öyle götürelim. Yani bazı uzmanlardan da bunu duyuyorum. Bilmiyorum, o yani konuda uzman değilim. 10 bölgeyi taşımak nasıl bir şey bilmiyorum. Yani 15 nasıl... milyon kişi yani sığınmacılarla. Bu, yani bu tatil köyü değil ki. Yani şurayı alalım, taşıyalım, yan takine koyalım, oraya yapalım. Öyle kolay mı? Kolay mı böyle bir şey? Değil bilmiyorum, tabii kolay yani, değil. Yani bu böyle bir tane bölge daha değil bir yani. Bir de bunlar için erken, daha insanlar cenazelerini tabii bekliyor. Tabii ki öyle, tabii ki öyle. Daha insanlar cenazelerini alamadı. Bari tabii, hani ziyaret edeceğim bir mezarı olsun diyor insanlar. O noktadayız tabii yani.